Once upon a time, you see, in a strange land not far away, I met perchance a little bee. Upon a most unusual day, and when I asked who she was, she told me, Maya. No other bee could ever be like Maya. Maya, why you question me? Why is no answer for a bee? My, she's always in a pretty pickle, Maya. Helping someone else's little Maya. Maya, everyone loves Maya. Maya, 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 come tell us what you see. Bu berbat koku da ne böyle? Bu ne pis koku böyle? Bekle Vila, arkadaşım Alexander burada, gel. Söyle bakalım şu küçük çantanın içinde ne var? Merhaba, günaydın Philip. Önemli bir şey değil, sana söylememeyi tercih ederim. Onun içinde ne var Alexander? Merhaba Maya. Sana da söyleyemem çünkü bu bir sansasyona neden olabilir. Dur, çantanın içinde ne var? Herkesin içinde bunu size göstermek istemiyorum ama benimle... Seninle dönüşte görüşürüz. Benimle eve gelin ve size ne olduğunu göstereyim. Bunu bir sır olarak sakladığına göre çok önemli bir şey olmalı. Ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Yonca polenlerinden yaptığım yatağıma gidiyorum. Hiç değişmeyeceksin Veli. Peki sonra görüşürüz. Hadi gidelim biz. Hadi gidelim bari. Bu taraftan. Ya. Şimdi hazır mısınız çocuklar? Evet, nedir o Alexander? İnci veya elmas gibi değerli bir şey mi yoksa? Hayır, öyle bir şey değil. Bu tanıdığım bir farenin hediyesi. Sana onunla nasıl tanıştığımı anlatmalıyım. Evet, ya şanslı adam. Nehir kenarında bir konakta yaşıyor ve bir gün ben onunla birlikteyken... Şimdi o fareyi unut artık lütfen. Şu paketi açıp gösterir misin? Philip haklı, görmek için sabırsızlanıyoruz. Pekala ama fazla heyecanlanmayın. İşte. Bu ne biçim koku böyle? Bu bir peynir, berbat kokulu bir peynir. Evet, kesinlikle benim nefis peynirim. Daha önce böyle nefis bir koku duymuş muydun Philip? Uzak tut, öleceğim. Ay, bir çekirge bile bu kokuya dayanamaz. Hadi dışarı çıkalım, yürü Philip, çıkalım, hadi. İğrenç. Bir şey mi oldu Maya? Evet, biz de ne yazık ki gitmek zorundayız. Bize yaklaşma. Gitsek iyi olacak gerçekten de. En kısa zamanda yine gelmelisiniz. O zaman kıvamına gelecek. Birlikte yiyebiliriz, tamam mı çocuklar?
Lal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 
olgunlaşacak. Ay, evet, bu nefis peynirin olgunlaşması sanırım bir hafta sürer. O zaman gelin ve birlikte afiyetle yiyelim çocuklar. Evet evet, ay çok güzel. O zamana kadar hoşça kal Alexander. Evet evet, hadi. Ay ay, bu şekilde yaşayabileceğimi hiç sanmıyorum. Ay oy. Sevgili Alexander'ı incitmek istemedim ama çok berbat kokuyordu. Ve daha önce böyle bir koku duyduğumu hiç sanmıyorum. Hey Philip, bekle, ben de geliyorum. O kokuya tahammül etmek hiç kolay bir şey değil ama öyle deme. Ay. Hala o kokuyu duyabiliyorum. Güzel işte orada. Ya şu ikisi ne yapıyor? Banyo yapıyorlar. Neden haftanın ortasında banyo yapıyorsunuz ki? Bugün çarşamba. Çok berbattı. Hiçbir şey ona anlatmaya yetemez Maya. Neredeyse boğulup ölecektik. Temiz havanın değerini gerçekten ilk kez anlıyorum Veli. Siz Alexander'ın yanına gitmemiş miydiniz? Evet gittik Veli ve olan nerede oldu zaten. Hı? Hı? Söylediğinden hiçbir şey anlamadım. Baksana açıklayayım. Biz Alexander'a gittik ve tamamen kapalı olan o esrarengiz şeyi gördük. Gitmez olsaydık. İçinde ne vardı biliyor musun Veli? Bir müzeden aldığı saçma kitaplardan biri olmalı. Hayır, keşke öyle olsaydı. Peynir vardı. Peynir mi? Peynir de ne? İnsanların yediği acayip bir şey ama koklamamalısın. Çünkü koklarsan nefes alamazsın ve boğulacak gibi olursun. Onu görmek için sabırsızlanıyorduk ama keşke görmeseydik. Her güzelin bir kusuru vardır. Atasözünü unutmuş olmalısınız. Hayır, unutmadım ama şöyleydi. Dikensiz gül olmaz. Her neyse, beni ilgilendirmez. Ben mantıklıyım görüyorsunuz. Ve siz de böyle bir şey yapmamalıydınız. Şu peynir işi beni bayağı yordu. Ay, beni de öyle. Sanırım biraz kestirmek gerekecek. Oy. Bu çok iyi bir fikir. Şu fare buralarda bir yerde yaşıyor olmalı. Nerede olabilir? Koku şuradan geliyor. Günaydın Philip. Beni korkuttun. Neden benimle birlikte evime gelip aldığım o esrarengiz hediyeye bakmıyorsun Philip? Hayır. Gelebileceğimi sanmıyorum. Ben zaten onun bir peynir olduğunu öğrendim. Öyle değil mi? Bir dakika, bunu sen nereden öğrendin ha? Söylesene. Maya söyledi. Her neyse, benimle böyle konuşmana izin veremem, anlıyor musun Alexander? Kızıyorum. Tabii, tesadüfen burada olduğuna inanmamı mı bekliyorsun yoksa? Ben gelmiyorum, gideceğim. Ay, ne sinsi, ne yüzsüz bir fare bu böyle. Ne yazık, daha dikkatli olmalıydım. Sanırım artık herkes benim peynirim olduğunu öğrendi. En çok korktuğum şey onun çalınması. Maya kalk. Şimdi uyumanın zamanı değil. Neler oluyor Philip? Alexander bir yere doğru gidiyor. Peki neden endişeleniyorsun? Bugünün hangi gün olduğunu unuttun mu? Bugün peynirin olgunlaşacağı gün. Ne? Philip, tamamen unutmuşum. Hayır, umarım o berbat kokulu şeyi almaz Philip. Hadi gidelim buradan. Ay çok geç. Kaderimizden kaçamayacağız galiba. Korkunç bir şey oldu. Peynirim çalındı. Gerçekten mi? Ne kadar güzel. Hayır, kesinlikle değil. Çalınmasın diye onu çok uzağa saklamıştım ben.
Söyle bana, hepsini mi yemişler yoksa bir kısmını? Belki bir parçasını aldığını unutmuşsundur. Asla, hayır asla. Ben asla peynirimi olgunlaşmadan yemem. Hayır hayır hayır, kayıp olduğuna göre mutlaka çalınmıştır. Ne ilginç, bazıları çok tuhaf oluyor. Öyle kokan bir şeyi kim çalmak ister ki, biliyor musun? Hayır. Benimle dalga geçmeyin. Bunu hiç komik bulmuyorum. Size yemin ederim o hırsızı kesinlikle bulacağım. Ve şüphelendiklerim var. En şüphelisi de Willy. Benden hoşlanmıyor. Bu yüzden peynirimi çalabilir. Veya karıncalar. Evet, karıncalar da olabilir. Evet. Evet. Onlar her zaman aceleyle bir şeyler taşıyorlar. Her neyse, her kimse, size söylüyorum, onu bulacağım ve kendini benden korusa iyi olur o. İlerleyin! Ay, bak yok! Ay! Yarın bayram olmaz. Suçlular onlar olmalı. E şimdi buradan geçerek tamamen masum rolü yapıyorlar bence. Ha, tamam. Evet. İşte hırsız bu. Benim peynirim gibi kokuyor. Bekle bir dakika. O hep böyle kokar. Bunun için herkes ondan uzak durur. Bu olayı çözmek için sana yardım edeceğiz ama çok daha dikkatli olmalıyız, tamam mı? Tamam tamam. İyi günler Alexander. Peynirimi Max çaldı. Dur. Peynirimi çocuklar çaldı. Çocuklarım hakkında nasıl böyle bir şey söylersin? Biz namuslu insanlar. Ay dur. Ay, herkes hata yapabilir, biliyorsun. Ay. Ercun'a bakın, bana vurdu. Ay bacağıma vurdu. Bacağım acıyor, bacağım. Ay bacağım. Olamaz. Bacağım. Önce peynirim çalınıyor ve yetmezmiş gibi bir de dayak yiyor. Bu kadar fazla. İşte kalan bütün peynir bu. Ne işte? Ne bakın, hepsi bu. Gerçekten çok kötü. Evet, bu gerçekten bugüne kadar duyduğum en kötü koku. Olgunlaşınca eskisinden de daha kötü kokuyor. Neden böyle bir şeyi çalmak isteyebileceklerini anlamıyorum doğrusu. Neden anlayamıyorsun ki? Ne pekala. Gerçek şu ki peynir ortadan kayboldu. Bir kişi bu kadar fazlasını tek başına yiyemez. Onu bir çetenin çaldığını düşünüyorum ben. Peki sence bunlar kim olabilir? Evet, sence kim muhtemelen olabilir? Karıncalar olmalı. Bunu daha önce... Evet, karıncalar! Öyle olmalı, hatırlamıyor musun? Bir süre önce karıncalar komutanlarıyla buradan geçiyorlardı. Devam edin! Alın şu peyniri! Eğer onu çalanlar karıncalar olsa bile bunu kanıtlayamazsın. Evet, haklı. Bir kere senin kanıtın yok. Evet, güzel, bulurum o halde. Şu gördüğüm böcek çok kötü kokuyordu, öyle değil mi? Benim duyabildiğim tek kötü koku bu berbat peynirden geliyor. Ne hiçbir şey söylemiyorum senin? Çünkü boğulmak üzereyim. Neden o böcekten kuş kullanıyorsun? Çünkü o tür yaratıkların her şeyi burnunu soktuğunu ve her şeyi çaldığını biliyorum. Evet. Hırsızların o iğrenç böcekler olduğundan kesinlikle eminim. Bunu gördün mü ya da duydun mu? Hayır. Bunu söyleyemem. Herkesten kuş kullanamazsın. Bunu bak, biliyorsun. Bak, yine başladığımız yere döndük. Evet, sanırım öyle oldu. Bu şekilde hiçbir yere varamayız Alexander. İhtiyacımız olan şey gerçek. Bize bütün ayrıntıları anlat. Peynir tam olarak ne zaman kesilmeye başladı? Pekala. Sanırım dün veya ondan önceki gün. Hayır. Sanırım 3 gün önce. Çünkü 3 gündür peynir olgunlaşmış durumdaydı. Evet. Harika. Olgunlaşıyor. Çok güzel. Hayır. Birdenbire çok küçülmüş. Hayır, çok küçük bu. Benim sevgili peynirim nereye gitmiş? Ay, çıldıracağım. Deli olacağım. Değerli peynirim yok olmuş. Peynirim gitmiş. Yok olmuş. Ay, peynirim gitmiş. Güzel. İşte bu. Olan bu. Peynir bu kadar kolayca yok olamaz, değil mi? Kan yağsaydı belki erirdi ha? Benim bir fikrim var. Evet Maya, gerçekten var mı? Güzel, kendine saklama, hemen bize de anlat, hadi çabuk.
Öncelikle şu peyniri buradan uzaklaştır Alexander. Böyle evet, durmak lütfen, daha rica bıktı. Ediyorum. Maya, planının ilk anda göründüğü kadar iyi olmadığını düşünmeye başladım. Ve biliyorsun Maya, şimdi ben düşünüyorum da bütün gece nöbet tutarsak belki hırsızı yakalayabiliriz. Ama ya ben uyuyakalırsam o zaman siz ikiniz benim peynirimi pekala yiyebilirsiniz. Ay, ben çok mutsuzum. Ne yapacağım ben şimdi? Siz peynirimi yerseniz ben ne yaparım ki? Ne? Sen ne diyorsun? Bize güvenmiyor musun? Kokmuş peynirle ne yapalım ki biz? O berbat kokulu şeyi neden isteyelim ki? Beni anlamıyor musun? Farelerden başka hiç kimse bu şekilde kokan bir şeyi yemez zaten. Ve ayrıca sen iyi arkadaşlarından bile kuşku duyduktan sonra artık utan kendinden. Ya özür dilerim Filip. Haklısın ama ne yazık ki peynirim esrarengiz bir şekilde küçülüyor. Şşş, sanırım birileri geliyor. Bunlar karıncalar, bunu biliyordum. Bekle, hemen karar verme Alexander. Merhaba, Büyük Alexander burada mı yaşıyor acaba? Evde kimse var mı? Evet, Büyük Alexander benim. Peynirinizin çalınmış olduğunu duyduk da. Bizim karınca yuvasındakilerde peynirimiz vardı. Son zamanlarda çok peynir depolamıştık ve daha kötü kokmaya başlamadan önce onu size getirmek istedik. Ama kokusu elbette sizin peynirinizinki kadar güzel değil. Bunu biliyordum. Yani, muhtemelen benimki kadar olgunlaşmamıştır beyefendi. Her neyse çok teşekkür ederim. İyi niyetinizi takdir ediyorum ve peyniri memnuniyetle kabul ediyorum. Lütfen içeri gelmez miydiniz? Alexander! Aa! Ya yine peynir aldım. Uy. O halde karıncalar değildi. Biri geliyor bak. Beni hiç şaşırtmadı. Baştan beri ondan kuşkulanıyorum. Alexander! Merhaba Alexander, kokulu peynirini kaybettiğini biliyorum ama bu kötü olayı unutmana yardımcı olmak için sana en iyi balımdan bir tas getirdim. Hepsini kendim topladım. Yonca çiçeklerinden hem de. Çok teşekkür ederim Willy. Gerçekten çok naziksin. Biz bu gece belki hırsızı yakalayabiliriz diye bekliyorduk. Şşş, işte biri daha geliyor. Bu Teka. İyi akşamlar, evde kimse var mı? Evet, ben buradayım. Şimdi ona göstereceğim. Şimdi seni yakalayacağım Teka. Durdur, acele etme. Ya benim peynirimi çalan sensin. Seni keman çalan canavar seni. Aha, sen ne biçim konuşuyorsun budala şey. Hı-hı. Sana karşı tek yaptığımız şey iyi davranmak. Hepimiz en kötü zamanda yanında olup seni teselli etmeyi düşünüyoruz. Sana sonbaharda keçi sütünden yaptığım peynirden getirmiştim. Ve sana vermek istiyorum. Ve ben de tüm iştenliğimle geçmiş olsun diyorum. Bu sabah insanların yemek odasındaydım ve bu peyniri senin için aldım. Ben de sana geçen hasatta topladığım taze ve gevrek ay çekirdeğini getirdim. Eminim onları çok beğeneceksin. Ben de sana büyük bir kiraz getirdim. Ve ben de biraz çikolatalı pasta getirdim. Teşekkür ederim. Hepiniz çok naziksiniz ve beni çok duygulandırdınız. Lütfen içeri gelin. Biz bütün gece boyunca hırsızı beklemeye karar vermiştik. Eğer geri dönerse... Uyan, sanırım bir ses duydum. Bu hırsız olmalı. Alexander! Alexander! Nerede olabilir bu? Ah işte Maya, şuraya bak, şuraya bak. Ah şuna bakın, kendi peynirine doğru yürüyor. Görmüşe bakılırsa ne yapabiliyor? Dur Alexander, nereye gittiğini bilmiyorsun. Evet, kalk bakayım. Ya sen misin Maya? Nasılsın sevgili dostum? Deminden beri uykunda yürüyorsun bir kere. Uykumda mı yürüyorum? Ben uyudum öyle mi? Uyudun mu? Sen kendi peynirini yiyordun. Haklısın, haklısın. Rüyamda çok lezzetli peynirler yediğimi görüyorum. Bu rüya değil Alexander. Uyan artık. Kalk. Kalk dedim hadi. Ben uyanamam. Hala uyuyorum. Bunu asla uyandıramayacağız.
Her şey ıslandı. Peki ben neden peynirin önünde duruyorum ha? Neden parmaklarını ağzına götürmüyorsun? Bakalım orada ne bulacaksın? Bu benim peynirim. Ama bu peynir benim ağzıma nasıl bulaştı peki? Peynir yerken demek ki çok derin uyuyormuş çocukcağız. Evet, sen uyur gezersin. Önce uykunda konuşuyordun, sonra da peynirini yedin. Ama bu imkansız. Bunu Filip de ben de gözlerimizle gördük, değil mi Filip? Kesinlikle. Böylece esrar çözüldü. Peynirini ham 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 ye sendin. Hırsız falan yok ortada. Şuraya bir bak. Elin, ayağın, her yerin peynir içinde. Evet haklısın. Bu benim suçlu olduğum anlamına geliyor. Ne demek istiyorsun sen? Ne demek suç? Suç nedir? Ne utanç verici. Ben bir suçluyum. Ne utanç verici. Bu da çok şaşırdım. Bu doğru. Gerçekten çok ilginç bir durum. Evet ben suçluyum pekala. Keşke yer yarılsa da içine girsem. Çok utanıyorum. Evet pekala. Evet. Çok üzgünüm. Hepinizden beni bağışlamanızı istiyorum. Bilmiyorum, düşünmek lazım. Yaptığım şey hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyordum. Çok komik. İnanın bana kesinlikle yoktu. İlk eser olduğumu bilmiyordum. Evet görebilirsiniz, dalga geçebilirsiniz. Ben bunu hak ettim çünkü. Keşke sebep olduğum sorunları geri alabilseydim. Öncelikle ama şu berbat yapamam. Kokulu peyniri hepimizin uzağa bir yere koymanı isteyebiliriz. Burada. Peki tamam, şimdi hepimiz güzel bir ziyafet çekebiliriz. Keçi sütü peyniri, çikolatalı pasta, çekirdek ve koca bir tas bal. Evet, ne dersiniz buna çocuklar? Evet ama şu peyniri uzattım. Ben de ziyafet için size bir parça çalabilirim. Ve ben de en meşhur dansımı yapabilirim. Güzel. Yaşasın. Çok eğlenceli. Hadi herkes dans etsin. Çok güzel. Çok eğlenceli. Yaşasın. Hadi. Yaşasın.